B şıkkı olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki altı çizili ismi fail hangi sebeple fiil işlevi görmektedir? Şimdi ismi fail kıyasi amillerden dedik. Ve tam fiil gibi fail alır, raf eder, meful alır, nasb eder. Ancak bunun tabii ki bir takım şartları da vardı. Bu şartları bilmemiz lazım. Örneğin ismi fail elif lamlı yani marifi olarak gelirse şartsız amel eder. Ama nekre olarak gelirse amel etmesi için bir takım şartlara ihtiyacı vardı arkadaşlar. Bir takım yani şartlara. O şartları da inşallah ismi faili konusunda anlatacağız. Şimdi fiile bakalım. Dafe. Ecvet bir fiildir. Sülasi mücerredin birinci babından. Dafe. Yadufu. Evet. Peki ecvet bir fiili ismi fail yaparken ona da değinelim. Aslı nedir arkadaşlar? Davfedir değil mi? Da ve fe'dir. Buradaki vav illet harfi olduğu için ne yapıyoruz? Vav illet harfi harekesi feta elife dönüştürüyoruz. Dafe oluyor. Bunu ismi fail yaparken daifun bir tane hemze getiriyoruz. Daifun tavaf eden dafe yadufu tavafen daifun tavaf eden kişi. Peki fiili mazi sülasi mücerretten feta üzere mebni el huccac dafe fiilinin failidir. Lafzen damme ile merfudur. El ka'bete dafe fiilinin mef'ulüdür. Lafzen fetha ile nasb olmuştur. El huccac hacılar. Hacılar cemi müzekker olduğu için cemi müzekker mükesser fark etmez müzekkerdir yani erildir. O yüzden fiilimiz dafe gelmiştir. Burada şuna da değineyim arkadaşlar. Fiil şu failimiz arkadaşlar müzekker olduktan sonra ister müfret olsun ister tesniye olsun İster cemi olsun fiilimiz daima müfret olarak gelir. Daima müfret. Ama müennes olsaydı o zaman fiilimiz yine müfret sadece müfret müennes olarak gelecekti. Fark etmez. Yani müfret, tesniye, cemi failin ne olduğu sıgası. Müfret de olsa, tesniye de olsa, cemi de olsa fiilimiz daima müfret gelecektir açıktan geldiği için. Sadece müzekkerse fiil müfret müzekker, müennesse fiil müfret müennes olarak gelmesi gerekmektedir. El-Kâbete dâfenin mef'ulü dedik. Haşi'aten burada nedir? Haldir değil mi? Hacılar ne olduğu halde tavaf ediyor? Haşi'aten. Huşu halde, huşu içinde olduğu halde ismi fail sırasına gelmiştir. Peki huşu içinde olan hacılar mı, onların kalpleri mi? İşte kalpleri olduğu için yani kulüp burada haşiyenin failidir. Aslında haşiyeten ismi failin tahtında ne vardır burada? Haşa fiili vardır. Huşu sahibi oldu, huşu içinde oldu. Kim huşu içinde oldu? Kulubuhum hüm zamiri huccaca dönüyor. O hacıların kalpleri. Kalpler gayri akil olduğu için o yüzden haşiatten şeklinde müfret müennes geliyor. Yani burada fetha gelmesinin sebebi dafe fiilinin hacılardan hal olduğu için. Hal. Halden neden de arkadaşlar? Mansubattan da. Hal ne demek? Yani bir fiil işlerken onun hangi halde olduğunu, hangi durumda olduğunu ifade eden şeydi. Hacıların hangi halde olduğunu huşu içinde, bu fiili, bu tavaf etme fiilini yaparken huşu içinde olduğunu bize belirtiyor. Ancak huşu içinde olan kalpleri olduğu için kalpleri fail olarak getiriyor. Tahtındaki haşa fiilinden ve gayri akil olduğu için de müfret müennes olarak getiriyor. Ancak bize sorduğu soruda hangi sebeple fiil işlevi görüyor arkadaşlar? Hal olduğu için. Evet. Burada hal olduğu için. Başka bir yerde soru edatında gelebilir. Haber olduğu yerde gelebilir.
sıfat olduğu yerde olumsuz edatından sonra gelebilir. Ama burada hal olduğu için, yani cümlenin hal ögesi olduğu için ismi fail, fiil işlevi gibi amel etmektedir. Dördüncü soru, cümledeki ismi failin fiil gibi amel etmesinin sebebi. Ahmedu, Ahmet nedir? İbnun, bir çocuktur, oğlandır. Nasıl? Nafiun, evet, faydalı. Neye faydalı? Müctemeahu, toplumuna faydalı bir erkektir, oğlandır. İbnin oğuldur, oğul demek. Ahmet burada nedir arkadaşlar? Mübtedadır ve lafzen damme ile merfudur. İbnun nedir? Haberdir. Müzekker olduğu için haberle müzekker geliyor ve lafzen damme ile merfudur. Nafiun burada nedir? Sıfattır. Sıfat. Nasıl oğul? Nafiun, fayda veren. Nefa'a fiilinden türemiştir. Fiili nedir arkadaşlar? Nefa'dır. Nefa'a yenfe'u sülasi mücerredin üçüncü babından. Üçüncü babından arkadaşlar. Nafi'un ismi fail. Peki burada bir nefa fiili varsa bunun faili kimdir? Kim fayda veriyor? Ahmet'e dönen tahtında hüvedir. Başka bir yerde failini sorarsa faili hüve diyeceğiz. Müçteme. Peki kime fayda veriyor? Müçteme hu muzafın ilehtir. Toplumuna. Neye fayda veriyor? Toplumuna. İşte burada nafiyunun mef'ulü bis-sarihi nedir? Müçteme kelimesidir. Muzaftır. Hu muzaf ilehtir. Peki burada niye amel etmiş fiil gibi arkadaşlar? İbnun kelimesinin sıfatı olarak geldiği için. Sıfat olarak gelmiştir. Evet, dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. 5. Altı çizili ismi fail hangi nedenle fiil işlevi görmektedir? La, buradaki la cinsini nefyeden la'dır. Mut'imen, et'ame, yut'imu, it'am, mut'im. Hangi baptan gelmiştir? Mezitlerden, mezit baplardan, if'al babından gelmiştir değil mi? If'al, et'ame. Yedirdi. Yut'imu yediriyor. Yut'imu yediriyor. It'am yedirmek. Ta'ame yedi, et'ame yudur. It'am yedirmek. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu y'yi ötreli bir mime çeviriyorduk. Zaten if'al babında hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ötreli bir mime çeviriyoruz. Mut'im. Mut'imun, yediren anlamında. La mut'imen, yedirenlerden yoktur. Yani cinsin nefyeden, o yedirme işleminden yoktur. Kimi? Fukara, fakirleri. Ne olacak? Nadimun. Yedirenler, daha doğrusu burada yedirenlerden hiçbir kimse, fakirleri yediren hiç kimse yoktur ki nadimun, pişman olsun. Anlamında. Yani şunu diyor. Fakirleri yedirmeyenler pişman olacaktır. Aslında illa nadim, değil mi? Ya da buradaki la, pardon, cinsin nefyeden la olsaydı o zaman burada bir illa olması lazım. Aslında uyuyor mesela. Mut'im cinsin nefyeden la'nın ismidir. Nadimun da onun haberidir. Cinsini nefyeden la'nın ismi aynen inne ve kardeşleri gibi isim alır, nasb eder, haber alıp raf eder. Ancak burada bir illa olsaydı o zaman daha güzel olurdu. Peki burada bir olumsuzluk var değil mi? Olumsuzluk soru edatı değil. Haber değil, hal değil, sıfat değil. Olumsuz edatından soru gelmiştir. La mut'imen yedirmeyenler kimi? Fakirleri. Fakirleri nadimun, pişmandır. Yedirmeyenler pişman olacaktır. Peki mut'im kelimesi ismi faildir. Onun peki et'ame, tahtındaki et'ame fiilinin faili kimdir? Tahtında hüvedir. Fukara mut'im olan ismi failin tahtındaki et'ame fiilinin mef'ulüdür arkadaşlar. Mef'ulüdür. Evet. Nadim'in de buradaki la'nın haberidir.
Evet. Buradaki la cinsini def eden la olması lazım. Ama normalde mesela la ilah ediyoruz ya, ilah cinsinden hiçbir ilah yok ki, illallahu. İllallahu. İşte oradaki hu olarak gelmesi cinsini nef eden la'nın haberi olduğu için. Ancak Allah vardır. İşte fakirleri yedirmeyen hiç kimse yoktur ki illa nadim, pişman olmasın anlamında. Yani hepsi pişman olacaktır. Bu anlamda cevabımız E şıkkı, olumsuz edatından sonra gelmiştir. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi ismi failin fiil işlevi görmesini gereken şartlardan biridir? Evet arkadaşlar, fiil işlevi görmesi için gereken şartlardan biridir. Mevsuf olmak değil, sıfattan sonra sıfattan sonra diyor. Ha, bak dikkat edelim arkadaşlar. Bak sıfat olması demiyor. Şimdi sıfat olabilir. Yukarıda neydi? Bak şurada sıfattı değil mi? İbnun Nafiyun. Sıfat olması demiyor. Sıfattan sonra. İsmi fail fiil işlevi yapabilmesi için arkadaşlar sıfattan sonra gelmeyecek. Eğer mevsuf olan kelimeye ile ismi fail arasında bir sıfat gelirse o zaman amel edemiyor. Amel etmekten düşüyor. Halden önce gelmek diyor. Hayır. Halden önce gelmeyecek. Yani bir hal olacak. Halden önce gelmeyecek. Nekre olmak da değil. Münada olmak. Münada olursa direkt şartsız arkadaşlar fiil işlevi görebiliyor. Ne diyoruz? Onu söyleyelim. Mesela ya failen, münada bak. Ya failen, ey işleyen, neyi? El ma'rufe, iyiliği işleyen. İşte buradaki failen ya olan nida harfinin münadasıdır arkadaşlar. Münada şibi muzaf diyoruz biz buna. Yani muzafa benzeyen münada. Ya failen, buradaki failen ismi faildir. Onun feal tahtındaki feale fiilinden faili tahtında hüvedir, mahallen merfudur. El ma'rufe de tahtındaki fealenin mef'ulüdür arkadaşlar. Ve lafzen fethe ile nasb olmuştur. Evet, münada olmak olacaktır. Nekra olması için belli şartta, yani nekra olduğu zaman da ismi fail fiil işlevi görebiliyor ama nekra olduğu zaman arkadaşlar belli şartlara ihtiyacı var. Ya gerçi burada da nekra olarak geliyor ama işte münada olduğu için o şekilde. Şibi muzafa benziyor. Evet. Yani burada kastettiği herhalde şartsız olarak. Şimdi nekre olarak geldiği zaman belli şartlara ihtiyacı var. Belli şartlar yerine gelmesi lazım arkadaşlar. Mevsul olmak zaten değil. Sıfattan sonra gelmeyecek. Sıfattan sonra, yani mevsul ile sıfat arasına girmesi lazım ki şey olsun, amel edebilsin. Halden önce değil, halden sonra gelecek. 7. Aşağıdakilerden hangisi ismi failin fiil işlevi görmesi için gereken şartlardan biri değildir? Marife olmak şartlardan biri, fiil işlevi görmek. Müptedaya dayanmak şartlardan biri, sahibül hale dayanmak, nida harfine dayanmak. Evet, burada da sıfata dayanmak arkadaşlar. Sıfata dayanmayacak. Yani sıfattan sonra gelirse o zaman amel edemiyor zaten. İsmi fail amel etmesi için o mevsuf olan kelime ile sıfatın arasına gelmesi lazım. Sıfatın arasına gelmezse, sıfattan sonra gelirse işte orada amel edemiyor. İsmi fail orada amel edemiyor. Evet, 8. Aşağıdakilerden hangisi mütedebbir ismi failin eş anlamlısıdır? Eş anlamlı soruyor. Müteşekkir, teşekkür eden, minnettar, mütebahhir, ilimde mütebahhir, çok artık ne diyorlar ona? Geniş, mütebahhir, mesela alemin mütebahhir, ilimde derya olmuş bu anlamda.
Müteemmil, evet bu. Müteemmil, düşünen. Mütedebbir, tedebbera, düşünceli olmak. Teemmele de düşünceli olmak arkadaşlar. Aslında tedebbera, düşünceli olmak. Mütedebbir, ihtiyatlı diyoruz. Müteemmil, düşünen diyoruz ama bunun fiiline baktığımız zaman tedebbera, bir şey hakkında düşünceye dalmak, düşünmek. Müteemmil, işte emelden aklınıza gelsin. İşte düşünce, düşünmek. O artık emelle alakalı düşünceler içerisine girmek, bu anlamda en uygunu bu. Mütekellim, konuşan demek. Mütevekkil de vekil, vekil olan. Eş anlamlısı C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar şu 7. sorunun C sıfata dayanmak. Bunu inşallah konu anlatımında daha güzel ifade ederiz inşallah. Anlatırız sıfata dayanmayı. Şimdi yanlış bir örnek verip de yani kafanızı karıştırmak istemiyorum. Onu şeyde hallederiz inşallah konu anlatımında. 9. Hangisi mütecelli? Tecella, yetece. Bakın arkadaşlar bunlar nakıs bir fiildir. Mütecelli. Hepsi nakıstır arkadaşlar. Neden y'ler düşmemiz? Çünkü hepsinin başına el takısı geldiği için. Eğer el takısı gelmeseydi şöyle yazılması gereği mütecelli. Mütecellin. Bu şekilde olması lazım. Muktenin. Muktenin. Eğer el takısı olmasaydı y'ler düşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Mütehalli, tahalla, bir şeyin boş olması, işte hali olması, uzak olması bir şeyden anlamında. Karşıt an o değil. Ha, mütecelli, tecelli, belirmesi, zuhur etmesi anlamında. Muhtefi, gizlenmesi. Evet, zıt anlamlısı, karşıt, yani zıt anlamlısı arkadaşlar. B şıkkı.